Bu sefer de bir kitap bir film bölümündeyiz. Bu hafta okuduğumuz kitaplardan zihnimizde kalan, bizde önemli izler bırakan eserlerden tanıtımlar yapacağız. Peşine de sinema Birer alanında film birer film. tavsiye Evet, edeceğiz. istersen ben başlayayım Evet hocam, Mert'ciğim. senin Evet, önereceğin. benim bu haftaki kitabım Gövdelen Adam. Evet. Erich Schwerman'ın Ayrıntı Yayınları'ndan Türkçe'ye kazandırılmış, çok da güzel çevirisiyle edebiyatımıza kazandırılmış bir eser. Schwerman'ın bu kitabı bir kabile reisinin bir beyaz adamla konuşması. Ve beyaz adam bir gün bir kabile reisiyle karşılaşıyor bir adada. Papalagi deniliyor ona. Papalagi'nin çok hikmetli sözleri var. Papalagi'nin dünyaya bakışı çok hoşuna gidiyor. Ve beyaz adamla birlikte Papalagi Avrupa'ya gidiyor. Ve daha sonra gelip o gözlemlerini anlatıyor. Yani o vahşi kapitalizmi, insanların eşya karşısında köleleşmesi, araçların... Kıtaların keşfi sırasında yaşanan bir olay değil mi? Evet, Bu evet, çoğu evet. 6. yüzyılda hatırlıyorum. Aynen. Felsefe konusuna da değiniyor. Yani filozofların da önerdiği, felsefik konuların da yer aldığı bir eser olarak aklımda kalmış. Halil Cibran'ın böyle ermişine ruh akrabası diyebiliriz. Çok bir solukta okunacak ve üzerine çok düşünülecek Evet. bir roman. Kesinlikle tüm arkadaşların okumasını tavsiye ederim. Sende ne var? Ben de iki tane kitap tanıtacağım. Ben aslında bunu tek kitap olarak da düşünebiliriz. Bunlardan bir tanesi Enişte Risalesi, bir diğeri de Yengeler Cumhuriyeti. Her ikisi de İletişim Yayınları'ndan çıkmış. Tanıl Bora ve Mustafa Çiftçi'nin derlemiş olduğu yazılardan oluşan iki kitap. Bu iki kitap enişte ve yenge kavramları üzerinden öyküler anlatan, anlatılarda bulunan bu kelimelerin etimolojik kökeninden başlayarak aile hayatımızda, akrabalık ilişkilerimizde, günlük yaşantımızda nasıl konuşuluyor, enişte deyince aklımıza ne geliyor? Ya da pek çok yazar var içerisinde. Mustafa Çiftçi gibi, Ercan Kesal gibi, Fatma Barbarosoğlu gibi kalemine böyle sevdiğimiz güzel yazarların öykülerini, anlatılarını, söyleşilerini görüyoruz. Hoş bir derleme olmuş. Yengeler Cumhuriyeti ve Enişte Risalesi, İletişim Yayınları'ndan çıkan iki kitap, ama ben bunu tek kitap olarak değerlendirdim. Çünkü her ikisi de aynı merkezde ailevi ilişkileri konu alarak öyküleri ve Yani Mustafa anlatıları Çiftçi alıyor. Yozgatlı, Tanıl Bora da Ankaralı. Evet. Bizim bu Bozkır'ı, Orta Anadolu'yu hakikaten Mustafa Çiftçi'den okumak Çok 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 güzel, keyifli. evet. O Bozkır'da 66'da enfes bir hikaye kitabıydı. Doğru. Filmlere Filmler, geçelim. senden başlayalım o Evet, zaman. bugün ikimiz de öyle tevafuk oldu. Alman Evet. sinemasından aklımıza filmler geldi. Benimki Dar Liebester Anderen, yani Başkalarının Hayatı ismiyle Türkçe'ye çevrilmiş. Çok iyi bir film. Neyi anlatıyor? Almanya ikiye bölününce bir taraf Sovyet sosyalistlerin etkisi altına giriyor. Orada müthiş bir despotizm kurulmuş. Parti devleti ve herkesi dinlemeye başlıyorlar şüphelendikleri. Bir tiyatro sanatçısından şüpheleniyorlar ve onun üst katına bir ajan yerleşiyor. Ajan onunla sevgilisini devamlı dinlemeye ve gözetlemeye başlıyor. Ancak ajan bir süre sonra vicdanıyla bir muhasebeye girişiyor ve yaptığının yanlış olduğunu anlıyor. Uzun ama oyunculukların çok üst düzey olduğu bir film ve bize hep şuna gösteriyor. Yani otoriter rejimler, evet, devleti belki bir miktar ayakta tutabilir ama insanı yok eder. Yani bu tarihte de hiç şaşmamıştır. Çünkü insanın birey olamadığı, insanın anlatılmadığı, insanın özgürce nefes alamadığı her coğrafya yok olmaya mahkum. Evet. Alman yapımı bir film Alman diyorsun yani. yapımı film, çok iyi bir film. Hatta orada bir tane sorgu sahnesi var. Kadın böyle sandalyeye oturuyor. Aynı dizideki gibi, bir başkadırdaki gibi ama burada suçlu pozisyonunda. Ve kadına otururken ellerini ayaklarının altına koyacaksın diyor. Kadın saatlerce ellerinin ayaklarının altına koyuyor. Bir süre sonra zaten kan akışı da vücutta yavaşladığı için onlar ne derse kabul etmeye başlıyor. Yani suçsuz bir insana psikolojik baskıyla, psikolojik tekniklerle onu suçlu hale getirebiliyorlar. Evet. Bu Nazi faşizminin farklı boyutlarını pek çok tabii sinema Evet. örneğinde görüyoruz. O filmlerden birisi. Kesinlikle. Ben de bir Alman sinemasından bir örnek, Das Boot filmini önereceğim. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir deniz altında yaşanan trajik bir hikayeyi anlatan 1981 yapımı bir film. Bu film şeyden aklıma geldi benim. Tom Hanks'in yakın zamanda çekmiş olduğu bir film var. Atlantik Savaşı'nda. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Alman denizaltılarını batırdığı bir film. O filmi izlerken benim yıllar önce izlediğim bu Das Boot aklıma geldi. Das Boot da bir Alman denizaltı gemisinin adı. Ve o gemide yaşanan müthiş soluk kesici, birazcık da böyle klostrofobik bir hikaye anlatılmış. O film aklıma geldi. Bu hafta tekrar o filmi izleyince önermek istedim.
Amerikan propagandasıyla tanıyoruz biz İkinci Dünya Savaşı filmlerini. Bu ise birazcık daha Almanların Evet. penceresinden bakılmış bir film. 81 yapımı güzel bir film. Öneriyor. Peki o zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Evet. İnşallah diğer bölümlerle görüşmek dileğiyle.